Merhabalar sevgili Asti izleyenleri. Bir Gözlem Kulesi'nde daha sizlerle beraberiz. Gözlem Kulesi'nde uzun süredir ara verdiğimiz ekonomiyi ve sanayiyi biraz konuşmak istiyoruz. Ve çok önemli bir konuğumuz var. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı ve Bursa'nın ilk dosyasında ilk kadın başkanı. Aslında bu kadın vurgusunu yapmak artık ayrımcılık olarak nitelendiriliyor. İş insanı diyeyim ben. Nilüfer Çevikel konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim bu akşam pandemi döneminde Nilüfer Hanım'ın önerileri ve yaptığı öncülükle aslında Bursa ve Türkiye kamuoyu konuştu. Arkasından hükümetin aldığı kararlar geldi. İstihdam konusunda işçi çıkarmayacağız gibi o dönemde bile en sıkıntılı dönemde bu sözü verdiler ve sözü de yerine getirdiler. Arkasında da hükümetin kararları geldi ve bu da ertesinde ödüller getirdi. Şimdi önce biraz DOSAP'tan başlayacağız. Pandemi döneminde Bursa sanayisi nasıl geçirdi pandemi dönemini, arkasından istihdamla ilgili projelerini, DOSAP'ın çalışmalarını ele alacağız ve tabii finalde de biraz Bursa'yı konuşmuş olacağız. Nilüfer Hanım'ın Bursa ile ilgili öngörüleri, vizyonu, gelecekte nasıl olmalıyla da bir final yapmış olacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz. Evet, uzun bir aradan sonra hoş bulduk. Evet, uzun bir aradan sonra. Ben de ekonomiye ara vermiştim çünkü siyasi gündem ve pandemi hepsinin önüne geçiyordu. Tabii pandemiyle birlikte ekonomiyle konuşuyorduk ama evet. Şimdi bu akşam biraz sanayi ve aslında üretim olmadan hiçbir şeyin olmayacağını bildiğimiz için sizlere çok doğru değer veriyoruz o yüzden. Yani ülkenin kalkınma motoru, üretim motoru sizlersiniz. Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. O yüzden başlayalım. Pandemi dönemi nasıl başladı, nasıl geçirdiniz? Onunla bir başlayalım efendim isterseniz. İlk günler çok karamsardı herkes. Evet. Aslında biliyorsunuz önce yurt dışında başladı. İlk önce Türkiye'ye gelir mi gelmez mi tartışmaları sürerken biz tabii ki çok küresel bir dünyada yaşadığımız için çok kısa bir süre içerisinde bize de uğrayacağını bekliyorduk. Bu bağlamda ekonomik açıdan baktığımızda zaten Avrupa pazarı hemen hemen kapanmaya başlamıştı. Bize ulaştığında da herkes gibi biz de bir durağanlığa girdik biliyorsunuz. Evet, siparişler kesildi. Evet. Herkes gözlerini çalışanlar dedi ki ne yapacağız diye. Yani hiç yaşanmamış şeyler yaşandı. Evet. Siz bu arada bir öneride bulundunuz. Yani Mart ayının sonu, Nisan ayının başı her şey durmuş, okullar kapanmış, bütün sektörler stop etmişken, kapasiteler %10'lara, %15'lere düşmüşken. Evet, nereden geldi aklınıza ve ne öneriniz neydi? Sizin ağzınızdan dinleyelim. Süreç nasıl işledi? Şöyle, yönetim kurulumuz zaten bu süreçte hiçbir arkadaşımız aslında evine kapanmadı ve sürekli bir aradaydık. Ne yapabiliriz, nasıl üretebiliriz? Çünkü sizin de söylediğiniz gibi hayat devam ediyor. Ekonomik şartlar ortada ve çalışmak zorundayız. Burada aslında işverenin sorumluluk alması gerekiyordu. Biz çok fazla da hesap kitap yapmadık ama elbette bir fizibilite çalışması yaptık ve dedik ki her şeyden önce insana yatırım bizler için önemli. Baktığınız zaman işçiler son derece tedirgindi. Çünkü %70'lerle, 80'lerle başlayan gerileme %12'lere kadar geldi, vurdu. Bu sefer huzursuz olan, psikolojisi bozuk olan, yarın çoluğunun, çocuğunun ihtiyacını karşılayamayacak olan işçi bir kere şevkle çalışamaz. Motive edilmesi gerekiyordu ve biz dedik ki nereye kadar olursa olsun biz bunu taşıyacağız. Çünkü her şeyden önce iş bir araçtır, amaç değildir. Bunun götürülebilmesi için biz işçi çıkarmayacağız dedik. Nitekim bu çağrımız çok olumlu sonuç buldu ve işçide de gerçekten inanılmaz bir motive gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız da hemen arkasından zaten böyle bir çağrıya çıktı, açıldı. Bütün ülkede hem işveren hem de işçi kesiminden son derece olumlu yanıt aldı. Yankı buldu. Hı-hı. Ve yani biraz da büyüklüğünden bahsedelim sevgili izleyicilerimizin bilmesi açısından. DOSAP bugün Türkiye'nin en önemli sanayi bölgeleri ve ihracat o rakamları da sizler de biliyorsunuz. Şöyle 5 milyar dolar yaklaşık ihracatı olan, 50 bin kadar çalışanı olan İstihdam Türkiye'nin en önemli bölgelerinden bir tanesi. Sanırım 4. sıradaydınız organize sanayi bölgeleri. Evet, zaman zaman daha öne yukarıya geçiyor. Da çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bunu da zaten öncü, rol model gösterilen bölgelerden bir tanesinin yapması gerekiyordu. Sanayi dediğiniz zaman Türkiye'de
Bursa öncü. Biz çok mutluyuz örnek olduğumuz için. Evet. Ve sonunda bu yaptığınız çıkış bir ödül de getirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da aldınız. O ödülü de sizden dinleyelim. Aslında bu akşam istiyorduk ama İstanbul'da unutmuşsunuz. Ağır olduğu için taşıyamadığınız için. Ödül son derece buraya koymak ağırdı. İsterdik. Evet. Ankara'da aldık. Ankara'da mı aldınız? Evet. Ha, pardon. İstanbul'da da bir ödül almıştık daha önce. Ankara'nın 97. kuruluş yıl dönümünde. Atamızın o güzel kurduğu kentte bizim için son derece onur vericiydi. İstihdama ve bütün iş dünyasına örnek olduğumuz için, örnek projeler geliştirdiğimiz için ve bu konuda önce olduğumuz için bir ödüle layık görüldük. Yönetim kurulu olarak, arkadaşlarımız olarak bu son derece onur vericiydi. Bir kez daha anladık, biz çok doğru bir iş yaptık. Doğru bir iş yaptınız. Evet. Tam bu noktada ben sizin DOSAP'ın ilk başkanlık günlerinizde istihdamı hep birinci sıraya koydunuz. Evet. Neler yaptı DOSAP SİAD bu süreç içinde? Biraz da onlardan bahsetsek başlıklar halinde. İstihdamla alakalı mı? İstihdamla alakalı projeleriniz vardı. Evet, ve diğer projeleri de ekleyelim sonuna. Tabii ki. Öncelikle istihdamla alakalı ne yaptık derseniz aslında bu arada pandemi dönemine denk geldiği için tabii ki basın duyurularında fazlalıkla geçemedik ama özel istihdam büromuzu da kurmuş olduk. Evet. Biz pandemiden önce zaten hemen yönetim kurulu karar almıştı. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın önderliğinde gerçekleştirilen, onlarla da ortak bir projeye girmiştik. Kadın ve gençler konusunda bilhassa özellikle meslek edindirilmesi konusunda. Biz sanayide artık devamı gelemeyen, sınırlanmış, yani eleman bulmakta zorlandığımız bilhassa konularda bir çalışma yaptık. İleride hangi sektörlerde biz zorlanacağız, istihdam gerekli? Önce bu başvuruları topladık. Daha sonra İbrahim Burkay'ın, oda başkanımızın desteğiyle beraber biz DOSAP SİAD olarak meslek edindirme kursları açtık. Tabii bunu sıklıkla hali hazırda hala devam ediyor. Devam ettirdik, kesmedik. Pandemi de durdu maalesef şartlar gereği. Ama hemen yeni normalleşme sürecinde gene şu anda devam ettiriyoruz. Evet, şurada bir parantez açmakta fayda var izleyicilerimizin de bilgilenmesi açısından. Bursa'da ilginç bir paradoks var. Mesela ben BTSO'nun altı parmaktaki binasına gittiğim zaman kapıda diyor ki işte teknik şu branşlarda elemanlar aranıyor. Öte yandan da bir bakıyorsunuz işsizlik rakamları habire artıyor. Evet. Demek ki işçiyle işvereni bir araya getirmekte, yani nitelikli eleman ve o sanayicinin istediği eleman yetiştirme konusunda bir sorunumuz var. Aynen, şöyle bir sorunumuz var aslında. İğneyi başkasına batırırken çuvaldız iğne meselesi vardır ya. Biz daha çalışkan bir millet olmalıyız. Artık bu net. Çünkü son dönemlerde baktığımızda iş beğenmeme olduğunu da görüyoruz. Evet, onu tam ona. Çok hani kırıcı bir şekilde telaffuz etmek istemedim ama daha fazla kamu kurum kuruluşları, bir masa AVM'ler, olsun. Ben söyleyeyim, evet, bir masada oturayım. Belli saatler. Aynen öyle dediğiniz gibi. Eleman bulmakta, ara eleman bulmakta, kalifiye eleman bulmakta gerçekten çok güçlük çekiyoruz. Bugün her fabrikaya gittiğinizde İnanın her alanda, muhasebeden tutun girişteki bekçiye kadar her fabrikada aşağı yukarı eleman ihtiyacı olduğunu var. Göreceksiniz. Sizin gazete ilanlarından da bunu takip edebilirsiniz. İş ilanları hiç kesilmez. Ama bir yandan da sürekli işsizliğin konuşulduğunu görüyoruz. Yani iş beğenmeme var, artı nitelikli eleman sorunu var. Biz de dedik ki bu insanlar, işte gençler kahvede gezeceğine, sokakta gezeceğine, kadınlar iş yerin evde oturacağına, iş yerinde çalışsınlar ve üretime, istihdama katkıda bulunsunlar. Aslında ana amaç bu. İnşallah. Öyle branşlar varmış ki, yani siz mi söylemiştiniz yoksa başka bir iş insanı mı söylemişti, hatırlamıyorum. Sanırım siz söylediniz. Öyle branşlar var ki mühendisten iki kat daha maaş ödediğim personeller var demiştiniz hatta. Yani 3 sene 5 sene sonra artık eleman bulamayacağınız alanlar var. Evet. Bunun kesinlikle önüne geçilmesi gerekiyor. Hem eğitimle geçilmesi gerekiyor. Evet. Tabandan gelen yetişmiyor bir da. Eğitimle çok doğru yetişmiyor. Hem eğitimle hem de sanayinin desteğiyle bence nitelik acil arttırılmalı.
Evet, niteliğin artırılması ve sanayicinin istediği elemanın, çünkü sanayi de durmuyor dediğimiz gibi. Peki ben şunu merak ediyorum. O biraz önce dediğimiz %10-15'lere kadar düşen kapasite kullanımı oranı, 11 Mayıs arkasından 1 Haziran sonrası yeni normalle birlikte nasıl bir süreç izliyor? Üretim artışlarını falan ihracat rakamlarına yansımasını görüyoruz. Siz olayın içindeki, üretimdeki olarak neler görüyorsunuz? Avrupa'dan siparişler var mı? Başladı mı? Nasıl gidiyor? Kapasite kullanım oranları, elektrik ve diğer şeylere doğalgaz, bakarak, evet, doğalgaza bakarak söylüyorsunuz. Evet, nasıl burada durum? Yanılma payı yok biliyorsunuz. Çünkü evet. elektrik ve doğalgaz sarfiyatlarına özellikle baktığımızda net verileri size veriyor. Bu ay itibariyle çıkan veriler COVID öncesini geçtiğini, yavaş yavaş geçtiğini, önüne geçtiğini gösteriyor. Biz yani kapasite kullanım oranları %70'lere falan. Evet, kapasite kullanım oranı arttı. Covid'den önceki seviyelere gelmiş durumda. Gelmiş durumda. Ama tabii ki bir sorun var. O da şu ki dünyada bir ödeme sorunu ülkemizde öyle olduğu mi gibi. Dünyada da mı var? Tabii ki. Aha. Bir ödeme sorunu yaşanıyor ama iş var mı? İş var. Üretim var mı? Evet, yeni normalleşme sürecinde üretim var. Eski seviyelere de şu anda gelmiş durumdayız. Siz tekstilci olduğunuz için spesifik özel bir soru sormak istiyorum. Bizim sizinle beraber şeye de Frankfurt'taki fuarlara da Heimtex'e falan katılmıştık. Yani bu pandemi fuar organizasyonlarını da önledi. O sizin şeylerini, siparişleri nasıl alıyorsunuz? Yani nasıl sistem nasıl işlemeye başladı? Covid'le dış ticaret nasıl yürütüyorsunuz? Onu da bir öğrenmiş olalım sizden. Şöyle şimdi, çünkü kartelalar vardır, modelleriniz vardır. Tabii şeyler, kapılar kapandı, onlar gelir, giriş çıkışlar kapandı, uçaklar uçmadı. Nasıl yapıyorsunuz o işleri? Hakikaten şimdi gittiğinizde 14 gün karantinaya gireceksiniz. Bir gün için çıkacaksınız, geri döneceksiniz tekrar 14 gün karantina. Biz zaten bu süreç içerisinde sürekli dijitale dönmek için, dijital fuarcılık için çok uğraştık. Bu dönemde ne oldu? Çok basit aslında, klasik evimizden bakalım. Şimdiye kadar kaçımız marketten sipariş vermeyi beceriyordu? Evet. Bugün ben anneme babama baktığım zaman da internetten hani bize söylerken kendileri sipariş vermeye başladılar. Aynen, öğrendiler. İşte bu bizim sektörümüzde de aslında öyle oldu. Mecburen dijitale yatırım, zaten başından beri biz çıkışımız dijitale birazdan önem verilmeli diye teknik, çıktık. Teknik tekstil konusuna da geleceğim kurulda şimdi. Evet. Dijitale tabii ki ağırlık verildi. Bütün firmalar bilhassa dijitalde kendilerini nasıl geliştirirler. İş şu anda devam ona ediyor. Ona doğru gidiyor. Siparişler o internet ortamından yapılıyor. Evet. Sanal fuarcılık çok kolay bir şey değil. Yatırımı da çok zor, yüksek maliyetli. Ama daha online şu anda devam ediyor. Aa, çok iyi o zaman. Yani bizim nasıl alışveriş sitelerine olan ilgi sanayi iş dünyasını da ona doğru tabii yönlendirdi. Tabii ki e-ticarete yönlendirdi, dijitale yatırıma yönlendirdi. Sanal fuarcılık konusu öyle çok çabuk, işte 3 günde kur siteyi değil, bütün dünyanın bu sistemi kurması gerekiyor. Ki sadece mesela Japonya'daki bir markanın ürünün satılabilmesi için buradaki o markanın bütün bayilerinin de aynı anda o sistemi kurması lazım ki. Bu çok kolay bir durum değil. Aslında Bursa'nın da e-ticarette biraz ileriye gitmesi gerekiyor. Yani Dünyanın ama Türkiye bugün yerli milli diye özellikle altını çiziyoruz. Zaten ben de bunu sıklıkla başından beri dile getiriyorum. Çünkü bizim ülkemiz makina mezarlığı olmamalı. Evet. Biz yazılım konusunda bilhassa çok dikkatli olmalıyız. Kendimiz geliştirmeliyiz. Geleceğimiz sadece bunda, kur riskine karşı da geleceğimiz bunda diye defalarca zaten beyan etmiştik. Evet. Şimdi yine o dönemden ve bu günümüze devam eden süreci biraz tekrar irdelemek istiyorum. Şimdi pandemi döneminde hükümet biraz önce dediğimiz gibi işçi çıkarma yasağı, işte destekleriyle devam etti bir süre. Tabii işverene de vergi, sigorta konularında kolaylıklar sağladı. KGF fonlarından krediler desteği devam etti. Fakat bunların hepsi sonbahara doğru ertelenmişti. Çünkü beklentimiz şuydu. Evet. Sonbaharda bu işte kurtulacağız ve normal süreçler işlemeye başlayacak. Maalesef
sonbaharda normale dönmedik. Tekrar bugün bakıyoruz İtalya. Yeni normale döndü. Sadece bizde değil yani rakamlar. Tabii. İspanya'da da, İtalya'da da, Fransa'da da çok yüksek rakamlar. Dünkü mesela İtalya ve İspanya rakamları çok çok yüksekti. Türkiye'den kat be kat yüksek. Şimdi iş dünyasının bu yeni dönemle ilgili beklentilerini neler bekliyor, neler istiyor iş dünyası? Onları bir hem bu vergi konusunda hükümetin bir torba yasayla ilgili hazırlıkları var. Sizin evet. beklentilerinizi de sizden dinleyelim efendim. Öncelikli beklentimiz sağlık aslında. Evet. Sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi sağlık olmadıktan sonra evet. Hepsi boş. Öncelikli beklentimiz aşı bulunması. Evet. Bir an evvel özellikle bizim ülkemizden çıkması. Evet. Ondan sonra diğer konuların zaten anlamı olduğunu gördük bu dönemde. Tabii. Beklentimiz nedir? Tabii ki Hazine Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir takım teşvikleri oldu. Çok da faydalı oldu. Bu işverene nefes aldırdı, sanayiciye nefes aldırdı. Yeterli mi? Maalesef değil. Gönül ister ki daha tabana yayılan destekler olsun. Bu desteklerin birçoğu sizin de söylediğiniz gibi Ekim sonuna ertelenmişti. Yıl sonuna doğru ötelenmesini bir şekilde ötelenmesini bekliyoruz. Çünkü süreç uzuyor, vakalar artıyor. Tanımadığımız, bilmediğimiz bir düşman var karşımızda. Her ne kadar korunmaya çalışsak da bir yandan da işletmelerimizi idame ettirebilmek için biz bir takım hesapları yapabilmek durumundayız. İşte bütün bunların yanında yapılandırmalar. Evet. İş adamları için evet, çok önemli biliyorsunuz. Evet, bu KGF fonlarının yeniden devreye alınması ve alınması artı vergi matrağındaki değişmelerden dolayı yapılandırılmanın tekrar gündeme alınması gibi birçok beklentimiz, talebimiz var. Bir de sizin en önemli şikayetlerinizden biri de bu enerji maliyetlerinin yüksekliği. Çok biliyorsunuz. Doğru. Dolar, evet, dolar bazında onlar hesaplamalar yapıyor. Bir de yektem var. Yektem nedir efendim? Bir izleyicilerimizin anlaması açısından. Yektem nedir? Sıklıkla dile getirdiğimiz, evet. henüz çözüm bulamadığımız bizim sırtımızdaki çok büyük bir kamburdur yektem. Yenilebilir enerji kaynaklarının işte rüzgar gibi, güneş enerjisi gibi tesislerin aslında Türkiye'de çoğalmasıyla beraber biliyorsunuz devletin ödediği, taahhüt ettiği bir bedel var. Evet. Hem bu tesislerin çoğalması hem de kur artışından dolayı hükümetin yani devletin bunu yansıttığı bedel. Yani siz elektrik ücreti ödediğiniz zaman tükettiğiniz enerji bir de yektem bedeli alınıyor. Evet zaten. Yektem bedeli alınıyor. Yüzde kaçı kadar bu yektem? Her ay değişiyor. Zaten sıkıntılı nokta da o. Siz şimdi fiyat veriyorsunuz, siparişi veriyorsunuz, hazırlıyorsunuz, yolluyorsunuz. Arkasından evet. Bu oran belli oluyor. Ve değişiyor. Bunun oranı 14, 15, 100 yani bu 80'lere kadar çıkıyor. Hiçbir şey belli değil. Yani siz fiyat verirken aslında ne fatura geleceğini bilmiyorsunuz. Hani, ama halbuki sizin için de yani sipariş alırken en evet. önemli maddelerden biri de yani girdi maliyetleri hesaplanırken evet. enerjiyi birinci sıraya koyuyorsunuz. Evet maalesef bu yektem bedeli çok ciddi bir yük sanayicinin sırtında. Hani eskiden üniversite öğrencileri sınava girer tercih yapar arkasından puan gelirdi. Evet, evet. Aynı ona benzetebiliriz bunu. Yektem bedeli belli değil. Oranlar çok yüksek. Elektrik bedeli, maliyetler. Sadece elektrik değil tabii ki. Bütün enerji maliyetleri, bizim rekabet şansımızı dünyada oldukça etkiliyor. Düşürüyor. Evet, evet. etkiliyor. DOSAP'ın bu arada DOSAP'taki şeyde bir gelişmeyi de yıllarca biz itiraz etmiştik. Sonunda itirazımız haklı çıktı. Kömürle santral yerine güneş enerjisine geçtiniz. Mükemmel bir çalışma. O da başarılı oldu. Şimdi haklı çıktık derken biliyorsunuz o yargıya intikal etti ve DOSAP yönetiminin haklı olduğu orada yargı kararıyla belgelendi. Ama biz zaten, boşa kirliliği açısından diyorduk. Çevre kirliliği. Ama zaten çevre ödülü almış bir OSB'dir. Evet. Örnek bir OSB'dir. Rol model bir OSB'dir DOSAP. Dolayısıyla ben hem kendim hem de yönetim kurulum adına DOSAP yönetim kurulunun ben yaptığı her yatırıma biz bütün arkadaşlarımız şimdi, olarak şimdi arkasındayız. Olarak... Çünkü düşünür. Bakın evet. bugün Türkiye'de hangi OSB kurulursa kurulsun emin olun hiç yüksünmez. Bizim
OSB'mizin müdürü de vardır Serhat Bey. Evet. Herkese tek tek yardımcı olurlar ve gerçekten birçok ödül almış santral konusunda da, çevre evet. konusunda da defalarca ama ödül hayır, almış. Ben şimdi ama bunu gelinen noktada şu anda güneş enerjisi hep bizi mutlu etti. Tabii ki güneş enerjisi evet. mutlu etti. Bu çalışma da çok örnek bir çalışmadır evet. ama o konuda dediğim gibi yargı DOSAP evet. yönetiminin lehinde karar verdi. Ama ona rağmen siz Bursa adına güneş enerjisine geçmiş. Teknoloji gelişiyor. Teknoloji yatırımı çok önemli. Ben mutluyum OSB adına, insanlarımız adına. Çünkü yenilenebilir enerji kaynağı gene bizim OSB'miz örnek oldu. Ve çok örnek oldunuz işte onu diyorum. Yani yaptı. Netice itibariyle hem çevreye evet. hem geleceğe bir yatırım olarak görüyorum ve ben tebrik ediyorum yani güneş enerjisine dönüşü. Çok teşekkür ederiz. Ve sanırım maliyetleri de düşecek. 4 yıl içinde kendini finanse edecek. Çok doğru. OSB'nin şu anki mevcut kendi yatırımlarının elektriğini aşağı yukarı %50'sinden fazlasını tabii ki bunu hani OSB Bölge Müdürlüğümüz benden çok daha net tabii, tabii, bilim genel verileri. Genel bir çerçeve olarak evet. Ama 4 sene içerisinde aşağı yukarı kendisini geri ödemesini bekliyoruz. Tabii evet. net veriler onların onları ellerinde. Tabii. Ben ama, yanlışla ama temiz ettim. Enerji, güneş enerjisi örnek de çok oldunuz. Doğru, çok evet, da güzel çok oldu. Doğru. Keşke diğer şeyler de olsa. Keşke. Yani hakikaten de çünkü aynı havayı soluyoruz. Çünkü neticede. Şöyle sadece o değil. Biz eğer enerji maliyetlerini düşürebilirsek zaten emin evet. olun dünyada bizimle çok fazla rekabet edilebilecek ülke yok. Çünkü Türkiye üreten bir ülke. Bursa'da şu anda üretilen ürünler dünyanın bütün ülkelerinde, evet, pazarında evet. kullanılıyor. Bizim önümüze kimse geçemez eğer enerji maliyetlerini de aşağı çekersek, becerebilirsek. Evet, tam da o konuya gelecektim. Başta tekstil olmak üzere, yani sizin branş alanınız olduğu için ama o Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, otomotivden metal sanayiye, yani bütün Bursa'nın ciddi merkezlerinden biri. Evet. O yüzden gelecekle ilgili bir öngörüler konusuna böyle bir kısa giriş yapalım. Sanayi geleceğini yıl sonu öngörüleriniz, önümüzdeki yıllarla ilgili öngörüleriniz, beklentileriniz neler acaba? Tabii bunun için önce dünyayı takip etmek lazım. Evet. Çünkü dünyadan bağımsız yaşamıyoruz. Artık her şey biliyorsunuz internet üzerinden oluyor. Biraz önce dedi, dijitalleşme konusunda. Evet, hem dijitalleşme konusu hem önümüzdeki dönemde Amerikan seçimlerinden tutun da uygulanan evet. ambargolara kadar acil müdahale edilmesi gereken birçok konu var. Eğer bunlar ivedilikle düzeltilebilirse bugün biliyorsunuz hani Birleşik Arap Emirlikleri, evet. Suudi Arabistan ve bir takım Kuzey Afrika ülkelerinin bizlere uygulamış olduğu ambargolar evet. var. Nasıl o pazarlarda bizim Türk tekstilinin durumu, ev şöyle, tekstili konusu özellikle? Türkiye ürün sattığı bütün ülkelerde iddialı ve bizim bunlarla, bu ülkelerle bilhassa aslında ilişkilerimiz çok çok eskiye dayanıyor. Ama şu anda Türk ürünlerine çeşitli vergi uygulanıyor ve ambargo uygulanıyor. Evet. Şu anda orada ürünlerimiz aslında bekletiliyor. Bunların ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Çünkü geri dönülemez zararlar söz konusu. Evet. Karşılıklı tabii ki bu. Çünkü Türkiye çok kolay alternatifi olabilecek bir ülke değil. Bunu değil. Geçmişte yaşadığımız olaylarla da gördük. Evet. Yani şimdi onlar da bunun yanlış olduğunu anlayacaklar. Ben şöyle evet. tahmin ediyorum. Şimdi bir Türk ürünü, mesela tekstil için konuşayım. Ya otomotiv de aynı şekildedir. Yani bir İtalyan, Fransız kalitesinde fakat yarı fiyatına böyle bir alternatif kaybetmek isteyeceklerini tabii ki. Şimdi ne zamana kadar yürütülebilir, sürdürülebilir mi? Aynen öyle. Aklın yolu bir. Şimdiye kadar bu yapılabilseydi Türkiye'ye yapılırdı. O yüzden üretim çok önemli diyoruz. Yani biz üretim sayesinde dimdik ayaktayız. Bizim alternatifimizi bulmak lokasyon olarak da evet, çok değil. Kolay değil. Eğer bu şartlar düzeltilirse dünyada bu biliyorsunuz bir vergi savaşları da var evet, aslında. Var aynı bilhassa Amerika ile Çin'in birbirine uyguladığı. Amerikan seçimlerinden sonra durum daha aydınlanacak olsa da ben kısa vadede özellikle kurda bir şok beklemiyorum. Evet. Tabii bizim her şeyimiz aşağı yukarı maliyetlerimiz kura bağlı olduğu için bir şok beklemediğimden de sürecin yavaş yavaş toparlayacağını ama bunun da öyle çok kısa vadede, 6 ay bir sene içerisinde falan tabii ki elbette hani hayal görmemek lazım. Pesimist değilim ancak tabii ki belli bir süre
alacak zaman, yani toparlanma. Ama işte bu şeylerin, Arap ülkelerinin özellikle Afrika'ya sıçraması kötü oldu. Yani bizim yeni pazarlar açıldığımız bir pazardı orası. Hı-hı. Kuzey Afrika sürekli mal sattığımız yerlerdi. Umarım önümüzdeki günlerde çözülür ama... Diplomatik ilişkilerle çözülebileceğini... Ama yani bu onların da zararına ve sürdürülebilir olduğuna inanmıyorum. Karşılıklı... Dediğim gibi yani gidip çok yüksek fiyatlara, çok yüksek maliyetli... Tabii bu karşılıklı ürünlerin... bunları geçmişte de yaşadık. Uygulayabilseydi zaten başta karşımızda duran, şu anda en büyük pazarımıza sahip olan Avrupa ülkeleri de bunu uygulayabilirdi. Ama bu çok kolay uygulanabilir değil. Biraz gelip geçici siyasi, bir siyasi konjüktür ve kriz dönemiyle ilgili aynen bir geçici durum değil diplomasiyle mi? Diplomasiyle müdahale edilip çözülmesini bekliyoruz. Çünkü onu üretici sıkıntı yaşıyor. Evet sevgili ASTV izleyenleri, programımızın hızlı gittik böyle. Birinci bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından Sayın Nilüfer Çevikel'le hem ekonomi hem Bursa ile ilgili sohbetimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın. Kısa bir süre sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.